Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Türkçenin müdafaasının bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü münevverimiz Profesör Osman Turhan. Hemen hız kaybetmeden başlayalım. Profesör Osman Turhan, 1914-1978. 1914 yılında doğduğu Trabzon'un Çaykara kazasının Soğanlı köyünde Kurunoğulları adı ile anılan bir aileden gelmektedir. Babası 1. Cihan Harbi'ne katılarak Kafkas cephesinde şehit düşen Hasan A'dır. Osman Turan ilk mektebi Çaykara'da, liseyi Trabzon ve Ankara'da bitirdi. 1940 senesinde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. 12 Hayvanlı Türk Takvimi adlı teziyle doktorluk payesini aldı. Doktora jürisinin reisi Profesör Fuat Köprülü idi. 1944'te doçent oldu ve Türk İslam Tarihi dersleri okutmaya başladı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris'te araştırmalar yaptı. 1951'de profesörlüğe yükseldi. 1954 yılında Demokrat Parti listesinden Trabzon mebusu seçildi ve 27 Mayıs 1960'a kadar bu vazifede kaldı. Yassıada'da 17 ay hapis yattı. 1964'te Adalet Partisi Umum Reis Muavini seçilen ve 1965'te tekrar Trabzon'dan mebus olan Osman Turan, 1969'da siyasetten tamamen çekildi. 1972'de de emekli olarak kendini ilmi faaliyetlere verdi. Hanedandan Satıha Hanım Sultan ile evli olan Profesör Osman Turhan, Osman Turan, ben bunu başta yanlış mı okudum yoksa Osman Turhan diye, Osman Turan. Profesör Osman Turan 17 Ocak 1978'de ebedi alamete irtihal etti. Meslektaşları tarafından ciddi ilim adamı, formasyonu, sağlam karakteri, yüksek medeni cesareti, doğruluğu ve tok sözlülüğü, çok geniş fikri, ihata kabiliyeti, Türklükle ilgili geniş ve sağlam bilgisi, muktedir kalemiyle tanınmış bir ilim adamı olarak tarif edilen Profesör Osman Turan, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu. Türk Ocakları Umumi Merkezi'nin Ankara'ya nakli üzerine 1959'da yapılan kurultayda umum reis seçildi. Türk Yurdu Mecmuası'nı yepyeni bir muhteva ve ruhla çıkararak Türkiye'nin en çok okunan fikir dergisi haline getirdi. Yassıada'ya sevk edilince bir süre Türk Ocakları'ndan ayrı kaldı. Dünya çapında bir Selçuklu tarih mütehassısı olan Profesör Osman Turan'ın eserlerinden bazıları şunlardır. Türkiye Selçukluları hakkındaki resmi vesikalar 1958, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti 1965, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi 1969, Selçuklular ve İslamiyet 1971, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi 1973, Türkiye'de Manevi Buhran, Din ve Laiklik 1964, Türkiye'de Komünizm Kaynakları 1965, Vatanda Gurbet 1980, Türkiye'de Siyasi Buhran'ın Kaynakları 1980. Şimdi arkadaşlar, Türkçenin Avrupalılaşması adındaki yazısını okuyacağız. Türkiye'de Siyasi Buhran'ın Kaynakları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1994, sayfa 136-139 arasında yayınlanmış. Türkçenin Avrupalılaşması. Kültür inkılabımızın en mühimini ve müşkülünü şüphesiz Türkçenin Avrupalılaşması teşkil eder. Zira dilimizi bir yandan geri şark dillerinden ve İslam tesirinden kurtarmak, öte yandan bizzat Türkçenin kelimelerini ve yapısını da Fransızcaya benzetmek, Frenkçe kelimelerle de imtiyaz tanımak zorunda idik. Nitekim bu en ağır mesele karşısında yılmadık. Türkçeyi kısa zamanda Asyaylık'tan kurtarma inkılabını da başardık. Artık bütün Fransızcaya benzeyen bir arı Türkçe teşekkül etmiş. Yazan ve okuyanı sıksa da yine cazibesi herkesi sürüklemiştir. Bu inkılaba mekteple başladık. Bu kelimeyi Arabistan çöllerine sürüp yerine Paris'in güzel ekol ünü davet ettik ve bu sayede okul kelimesini kazandık. İlk zamanlarda genel kelimesiyle alay edenler bugün onun generalin oğlu olduğunu anlıyor. Bülbül gibi dillerinden düşürmüyor ve umumiye yüz vermiyorlar. Biz millete hakimiyetten daha üstün olduğu için hegemonya üstünlük tahakkümden gelen egemenlik hakkını verdik. Avrupalı asaleti dolayısıyla da onu meclisin alnına kazıdık. Kahraman Türk paşalarının
Avrupa'da bıraktığı dehşetin garplılaşmamıza engel çıkaracağını takdir ederek generallerimizle onların generalleri arasına girmeye muvaffak olduk. Fransızcanın al eki olmasaydı ulusal doğal denel kelimelerinin sıkıntısını çeker miydik? Şalvar üstünde kravat ve silindir şapka yakışmadı ama Arapça kelimeler dinsel cinsel şekillerini alarak medenileştiler ve yaşama hakkı kazandılar. Bu gayretimizi aşağılık duygusuna atfeden ve beğenmeyen meşhur Fransız Türk oğlu J. Denis gibilere bizim batılılaşma idealimizin her şeyin üstünde olduğuna batsak bile bundan vazgeçmeyeceğimizi anlatmalıyız. Türkçenin cümle yapısı sentaks mantığa uygundur ama Avrupa dillerine aykırıydı. Bu sebeple ikinci büyük bir devrime ihtiyaç vardı. İşte bugün devrik cümle merakı da bundan ileri gelmiştir. Meşhur dil alimi Max Müller, Türkçe o kadar mantıkidir ki sanki alimler tarafından yapılmıştır demiştir. Bu gibi medihler de bizim milli gururumuzu okşamış, uyumamıza ve Avrupalılaşmamıza engel olmuştur. Esasen eskiden Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler de Türkçeyi devrik hale getirmekle bize medeniyet yolunu gösteriyor. Biz de anlamadan onlarla alay ediyorduk. Bugün artık bu mesele de kalmadı. Biz dil devrimine başladığımız zaman yine işe alimler karıştı ve duraklamamıza sebep oldular. Erasmus Deliliğe Methiye'sinde alimlerin beceriksizliği ile alay ederken haksız değildi. Bundan dolayı da biz ilim kafası ve ölçüleriyle devrim yapılamayacağını biliyor ve onları bu işlere karıştırmıyorduk. İlim uzun zamana muhtaç olduğunu ve inkılapları takip etmesini düşünürken birden ortalığın bilimciler ile dolduğunu gördük. Gerçekten güneş dil nazariyesi sayesinde Yunan, Avrupa ve Arap dillerinin Türkçeden çıktığı ispat edilince mevcut bütün kelimelerin sahibi olduğumuzu anladık. Nitekim tarihçilerimiz de bütün eski medeniyet ve kavimlerin Türklerden geldiğini meydana koymuşlardı. Meşhur İsviçreli alim E. Pittard bile bir konferansında Türklerin ecdatları Hititlerle iftihar edebileceklerini söyleyince hem ilme hem de bize hizmet etmiş sayıldı. Zira bu ifadeyle Hititlerin Türk değil, Türklerin Hitit olduğunu pek az kimse fark etti. Bununla beraber bu davamıza aykırı değildi. Bu suretle dil devrimi bir müddet uyutuldu ve Arapça kelimelere ikamet hakkı tanındı. Halbuki bu ilmi keşiflere rağmen Türkçenin Avrupalılaşmasına yeniden hız vermek ve esasen bizim olan Frankçe kelimeleri almak zarureti anlaşıldı. Bilimcilerin açtığı yolda herkes de dilci oldu. Her gün yeni kelimeler keşfedildi. Bu devrim de yeni bir devrimbaz nesil yetiştirdi. Aşırı dil yeni anayasanın da himayesine alındı. Öyle ki bugün paşa, bey, hanım, efendi unvanlarını kullanmakla her an anayasayı ihlalden kurtulamadık. Ama arı Türkçe'ye en sağlam teminatı verdik. Bugün sık sık anayasanın ihlali edebiyatı içinde bulunmamızın bir sebebi de budur. Bu sebeple bu kelimeler yok edilip bay ve bayan kibarlaşarak yerleşmedikçe anayasayı ihlalden kurtaramayacağız. Sosyalist Araplar da paşa ve beyi, nasyonalist İranlılar da hanı terk ederek hem Türk tahakkümünden ve hem de gericilikten kurtuldular. Yalnız Pakistanlılar romantik Türk sevgisiyle hala Türkçe han ve begüm unvanlarını kullanıyorlar. Zavallı İranlılar bunları temizlerken yine de Türkçe ağanın esiridirler. Yeni kelimelerin %90 uydurma olduğundan ve fakir bir arı Türkçenin meydana çıktığından şikayet edenler dil devrimini kavrayamamışlardır. Bir kere bütün dillerde ve Avrupa lisanlarında kaidesizlikler hüküm sürerken Türkçenin bu derece mantıki ve kıyasi olması normal değildir. Avrupalılaşmasına da engeldi. Mekteplerden gramerin kaldırılması, gramer dışı yazıların moda olması ve herkese kelime uydurma salahiyetinin tanınması devrimin yüksek gayesidir. Bu sayede Türkçe serseri kelimeler ve devrilmiş cümlelerle
dolmuş ve kültür ihtilalinin şaheser örneği meydana çıkmıştır. Nitekim Türk Dili Kısırlaştırma Kurumu da dilcilere yüz vermemiş, dilmenleri seferber etmiştir. Fakirleşmeden bahsedenler de kültür inkılabına uymak zorundadırlar. Gerçekten dil, kültür ve muhakeme derecesine göre kelimeye ihtiyaç gösterir. Yeni kuşak, hatta bir kısım yüksek mevki sahipleri ve üniversite hocaları bile ağır Türkçeden kurtulmuş ve arı dil ile rahata kavuşmuşturlar. Esasen mutasavvıflara göre lisan hal olmayınca da lisan-ı kal hiçbir zaman kafi gelmeyecektir. Bu sebeple de artık zengin dil budalalığından kurtulmalıyız. Nitekim proletarya asrında dil zenginliği efsanesi de tarihe karışmıştır. Nazım Hikmet de "düşmanıyız, asaletin kelimelerde bile" diyerek işareti vermişti. Böyle olmasaydı bütün ve devrimbazlar arı Türkçenin cazibesine kapılır mıydı? Dikkate şayandır ki Bolşevikler kendileri için gerici kalmışlar ama ağabey millet sıfatıyla yalnız Orta Asya değil, Anadolu Türklerinin dil ve devrimlerine de yardımcı olmak fedakarlığına esirgememişlerdir. Dil inkılabımız o kadar kudretli bir hareket yaratmıştır ki bu cereyana karşı gelen birçok eski kalem sahipleri bile artık devrim dilinin ve devrik cümlenin zevkini tatmışlardır. Nitekim bu sayede Türk yazarlarının kültür ve muhakeme derecesi ilerici ve gerici kişilikleri hakkında en şaşmaz bir ölçüde ele geçmiştir. Böylece kültür inkılabının sayısız zaferi hakkında bazı örneklere işaret etmiş bulunuyor ve bu hususlarda hala bilimsel yapıtların çıkmadığından da üzülüyoruz. Halbuki tarihte bu gibi zaferler alim, şair ve sanatkarların ölmez eserleri destanlar ve zafernamelerle taçlandırılmıştır. Bugün elimizde Kitabe-i Sengi mezardan veya "Yazık oldu Süleyman Efendi" mısrağından başka bir şey kalmamıştır. Bununla beraber sosyalizm zaferini güvenle bekliyor ve Mao Tse-Tung'un kültür ihtilalini alaka ile takip ediyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.